CNN Türk ekranlarından, Ankara Kulisi programından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam programımız iki bölümden oluşacak. İlk bölümde Türkiye'nin her dediğini dikkatle takip ettiği değerli bir bilim adamı, bilim kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ateş Karay'ı konuk edeceğiz. İkinci bölümde siyaseti tartışacağız ama ben hiç zaman kaybetmeden Ateş Kara Hoca'ya dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Selvi çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Efendim sayılar, vaka sayıları açıklandı, bugünkü sayılar. İzninizle isterseniz öncelikli olarak vaka sayısından başlamak istiyorum. Bir değerlendirmenizi alabilir miyiz hocam? Şimdi bir süredir Sayın Selvi, dikkat edersek bir süredir bizim rakamlarımız açıkçası binli rakamlar civarında gidiyoruz. Bazen 910'lara kadar inebiliyoruz. 915-20'ler gibi bir banda gelebiliyoruz. Ondan dışında da açıkçası 1100 bandına kadar da çıkıyoruz. Özellikle son günlerde de 950-980-940 o civarlarda seyreden bir vaka sayımız var. Yeni tanı koyduğumuz vaka sayılarımız var. Yani bu rakamlara baktığımız zaman bizim için şunu ifade ediyor. Rakamlarımızın ya bazı ülkelere bakıldığı zaman çok yüksek görünmeyebilir ama yüksek olduğunu söylememiz lazım. Bu şu anlamı ifade ediyor. Bizim biraz olsun önlemlere uyduğumuzu ama biraz olsun bazı noktalarda da önlemler konusunda da açıkçası biraz rahatlığımızı da gösteriyor. Neden öyle diyoruz? Şunun için ya, veya neden öyle diyorum? Şunun için biz bu dönemleri iyi değerlendirmemiz gerekir. Çünkü daha açık havada olduğumuz bir dönemdeyiz. Daha dışarıda olduğumuz bir dönemdeyiz. Yani 900'lerden aşağıya doğru indirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bu amaçla da bizim şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, mesafe kuralına çok ciddi anlamda uymamız gerekiyor. Bir iyi tarafı var rakamlara baktığımız zaman. Tabii burada mutlaka şunun altını çizerek söylemek gerekiyor. İyi tarafını derken 15 gibi bir kaybımız var. Genel anlamda de önceki dönemlere baktığımız zaman biraz aşağıda görünüyor ama her kaybedilen bir can. Evet. Bu kayıp noktasında açıkçası 15 gibi bir rakamdayız. Ama bir diğer taraftan da şunu değerlendirebiliriz. Belki iyileşen hasta sayımız ve hastanedeki hasta sayımız, bunlara da bakmak gerekir. Bunları değerlendirdiğimiz zaman da şunu görüyoruz biz. İyileşen vaka sayımız bizim 900'ler civarına indi. Bir dönem daha yukarıdaydı. Bu şunun için hastanede bulunan hasta sayılarımız, toplumda tanı koyduğumuz hasta sayılarımız iyileştikçe bu rakamın aslında aşağıya inmesi lazım ve aynı şekilde de yeni tanı konulan vaka sayısının da aşağıya gitmesi lazım. Ama yeni tanı konulan vaka sayısı uzunca süredir böyle binli rakamlarda olduğu için iyileşen hasta sayımız da bu rakamlar civarında gidiyor. Yalnız burada şöyle bir detay da var. Onu da mutlaka altını çizmemiz lazım. Dikkat edersek hastalarımızın hastanede kaldıkları dönem bir miktar uzamaya başladı gibi görünüyor. Ve aynı zamanda da rakamlara dikkat edersek şunu da değerlendirmemiz gerekir veya en azından onun da altını çizmemiz lazım. Bizim kritik hasta sayımızda aslında oran olarak baktığımızda, önceki dönemlere göre baktığımızda düşük gibi görünebilir ama yüksek bir rakam olduğunu, yani vatandaşa bizim şunu söylememiz gerekiyor. Bu hastalığın hafif geçirilenler var, evet doğru. Hatta hiç semptom olmadan da geçirenler var ama aynı zamanda hastalığı çok ağır geçiren, yoğun bakımda olan veya serviste ama çok ağır geçiren hastalarımız da var. Bizim bu rakamların hepsini açıkçası bu gözlerle değerlendirmemiz lazım. Hocam bunlar çok önemli veriler. İsterseniz adım adım gidelim. Burada sizin her yorumunuza büyük bir ihtiyaç var. Vaka sayısıyla iyileşen hasta sayısı neredeyse birbirine yaklaştı. Bugün 967 vaka sayısı, iyileşen sayımız 982. Bu ne anlama geliyor? Şimdi Sayın Selvi şöyle bakmamız lazım. Bu hastalığın süresini değerlendirdiğimiz zaman iki gruba ayırabiliriz. Bu gruplardan bir tanesi hafif şekilde hastalığı geçirenler veya orta şiddette geçirenler. Hafif ve orta şiddette geçirenlerde hastalık süresi aşağı yukarı 7 ila 10 gün. Yani 7 ila 10. günün sonunda iyileşiyorlar. Hastalığı daha ağır geçirenler ise, özellikle yoğun bakıma gidenlerde ise büyük kısmı bu grubun hastalığı 14 ila 18 gün içerisinde geçiriyor. Yani bizim bugün tanı koyduğumuz bir hasta eğer hafifse durumu 7 ila 10 gün içerisinde iyileşiyor. Eğer durumu ağırsa da bu hastanın iyileşmesi için geçen süre 14 günler civarında oluyor. O nedenle de bizim iyileşen vaka sayımız aslında
biz 10 gün ila 14 gün önce yeni tanı koyduğumuz hastalarımızın bize yansıması. Öyle değerlendirmemiz lazım. Ve biz çok uzun süredir binli rakamlarda olduğumuz için bundan sonraki dönem içerisinde de bizim iyileşen hasta sayımızın 900 ila 1000 arasında, bazen 1100 olabilir, bu bazen 900 olabilir ama bu civarlarda gitmesini bekliyoruz. Burada buyurun Sayın Selvi, lütfen. Buyurun hocam. Devam edin lütfen. Burada belki şunu değerlendirmemiz lazım. Biz iyileşen hastalarımızı da çok iyi takip etmemiz lazım. Çünkü onların da bir dönemde bulaştırıcı olabileceklerini biliyoruz. Yani biz iyileşti deyince her şey bitti, tamamen artık bu iş sonlandı diye de düşünmememiz gerekir. O kişilerin gene kendilerine dikkat etmeleri. Çünkü bir süre daha bir ihtimal, orası hala çok net değil, bir ihtimal bulaştırıcı olabileceklerini de düşünüyoruz. Onu da bizim aklımızın bir tarafında da onu da tutmamız lazım. Yani iyileşen rakamına bakarken o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Biz bundan önceki 7 ila 14 günlük dönem içerisinde bizim yeni tanı koyduğumuz, hastaneye aldığımız veya evinde takip ettiğimiz hastalarımızın iyileşmelerini biz bugün görüyoruz. Hocam biraz önce dediniz ki bir önceki soruda iyileşme süreleri hastaların uzamaya başladı dediniz. O neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı Sayın Selvi. Eğer dikkat edersek biz uzunca bir dönem büyüklerimizi açıkçası evlerinde korumaya çalıştık. Ve uzunca dönemde o kişilerimizi evlerinde tuttuk. Daha ziyade çocuklar da evlerinde oldukları için genç ve çalışma yaş grubunda olan insanlarımız bizim dışarıdaydı. Ve öyle olduğu dönemde de hastalarımızın büyük kısmını, tabii ki yeni tanı konulan vakalarımızın da büyük kısmını açıkçası 60 yaş veya şöyle söyleyelim 40 yaşla 60 yaş bandımız oluşturuyordu bizim. Ama ne zaman ki büyüklerimiz de dışarı çıkmaya başladı, ne zaman ki çocuklar da dışarıya çıkmaya başladı, bu sefer yeni hastalarımız arasında o gruptaki kişiler de var. Ve aynı zamanda altta yatan hastalığı olan kişiler de var. Ve onlar olmaya başladığı zaman da istesek de istemesek de tabii hastanede yani bizim büyüklerimizin veya altta şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi, akciğer hastalığı gibi bir başka hastalığı olanların hastanedeki kaldıkları süre normal şartlarda bir başka hastalığı olmayanlara göre veya yaşı biraz daha genç olanlara göre daha uzun oluyor. Bunun da böyle bir yansıması da var, onu da söylememiz lazım. Evet, önemli bir nokta. Hocam biraz önce dediniz ki şu dönemlerde daha aşağıya düşmesi lazım. Çünkü açık havadayız dediniz. Biraz sonra onu ayrıntılı soracağım elbette ki ama Ekim-Kasım ayları gelince kapalı ortamlarda olacağız. O zaman bizi daha büyük bir tehlike mi bekliyor? Sayın Selvi, şöyle düşünelim. Bizim baktığımızda bu virüsün geçiş yolu bir kişiden bir başka kişiye konuşurken, hapşırırken, öksürürken genellikle oluşturduğumuz damlacıklarla. Açık havadayken bu damlacıkların mesafesi biraz daha kısa da kalıyor. Artı virüsün damlacık içerisindeki canlı kalabileceği sürede biraz daha kısalıyor. Ve bizim bir de şöyle bir özelliğimiz var. Bunlar şimdi virüs tarafındaki özellikler ama bir de biz de genellikle açık havada daha mesafeli duruyoruz. Artı havanın akımı, güneşin etkisi, bunların hepsi bizim açımızdan avantaj ama kapalı ortama girdiğimiz zaman özellikle insanların daha yakın olmaya başlamaları, içerideki havanın mümkün yani ne kadar biz taze havayla değişmesini istesek, ne kadar camımızı açıp havalandırmaya çalışsak, ne kadar güneşin girmesini de istesek bu mümkün azaldıkça virüs açısından avantajlı ortam başlıyor. Ve böyle olunca da bir bunların getirdiği risk nedeniyle virüsün bulaşması kolaylaşabilecek. Bir diğeri de şu, bizim diğer viral enfeksiyonlarımız özellikle hep beraber bildiğimiz solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz yani Eylül-Ekim gibi başlayan ama özellikle Aralık'ta, Ocak'ta çok gördüğümüz gripin de içerisinde yer aldığı enfeksiyonlarla bir araya geldiği zaman bu hastalığın ağırlığının artması söz konusu olacak. Onu biliyoruz. O bakımdan biz bugün toplumda dolaşan virüslü kişi sayısını ne kadar aşağıya indirebilirsek o döneme gelirken biz ne kadar az sayıda kişi virüsü taşıyarak gelirse bu hastalığı bizim o dönemde başa çıkmamız, kontrol altına almamız ve yayınımını önlememiz o kadar kolay olacak. Ama sayı yüksek olarak o döneme girersek o zaman biraz daha işimizin zorlaşacağını açıkçası bugünden öngörmemiz lazım. Hocam açık havanın kıymetini bilelim diyorsunuz, ciddi bir uyarıda bulunuyorsunuz ama açık havaya rağmen vaka sayıları bir türlü 900'ün altına inmiyor. Sizce daha çok neden kaynaklanıyor? Hangi ortamlar bu virüsün yayılmasına öncülük ediyor?
Sayın Selvi, baktığımız zaman şunu görüyoruz açıkçası değerlendirirken. Birincisi aile içerisindeki geçişlerimiz. Yani mesela anne baba çocuk veya çocuklar şeklinde vakalarımız geliyor. Ya da anne baba, büyük anne, büyük baba gibi şeklinde dedelerle veya torunlarla birlikte geliyor vakalarımız. Yani biz şöyle söyleyelim. Bir miktar şimdi Türkiye'ye genel olarak baktığımız zaman maske kuralına uyduğumuzu görüyoruz ama bizim maske kuralını bir miktar gevşettiğimiz ya da mesafe kuralından gevşemenin başladığı noktalarda, bu bazı durumlarda ev içinde, bazı durumda taziyelerde, kutlamalarda olabiliyor ve vakaların büyük kısmının da şimdi son dönemlerde özellikle biz böyle çıktığını görüyoruz. Mesela özellikle düğünlerin, özellikle taziyelerin böyle dönemlerde açıkçası biraz daha odak olduğunu, yani böyle kümesel çıkışlar olduğunu görmeye başladık. O nedenle de bizim belki de bu dönemde alacağımız önlemlerin özellikle düğünler gibi, taziyeler gibi, üzüntülerin paylaşılması gibi yerlerde daha belirgin olması lazım. Ve hemen bir belki fırsat, bugünden biz bu akşamdan bayramımızı kutlayalım. Ama şunu da söyleyeyim, bayram döneminde de bizim mutlaka ve mutlaka bu özelliklere dikkat etmemiz lazım. Çünkü biraz daha yakın olabileceğimiz bir zaman, bu kurallarımıza bizim birebir uyarak hareket etmemiz gerekiyor. Aman hocam, ne olursunuz, bu çok önemli bir nokta. Çünkü yarın Kurban Bayramı. Bu bayramın bir özelliği de hem kurban keserken, kurban dağıtırken, hem bayramlaşırken toplu olarak bir arada bulunulması. Bu bayramla ilgili uyarılarınızı ne olursunuz tane tane anlatır mısınız? Ona çok ihtiyacımız var. Sayın Abdülkadir Hocam, çok teşekkür ederim. Özellikle belki şöyle söyleyebiliriz. Basamak basamak da söylememiz gerekir belki. Buyurun. Ama hep birlikte şuna dikkat edin. Bizim şimdi bu virüsü alabileceğimiz risk alanlarımızı tartışacak olursak, birincisi açıkçası kurban alımı. Çünkü kurban alımı bu dönemde devam edecek. O dönemde bizim bir şunu hemen söyleyelim. Bizim kurban hayvanlarımızdan, kurbanlıktan bize virüsün geçme ihtimali yok. Kurbanın derisiyle bize geçme ihtimali yok. Daha sonrasında etiyle bize geçme ihtimali yok. Ama kurban alımı sırasında mesafe, özellikle pazarlık, çünkü bizim geleneğimiz, göreneğimiz, alışkanlığımız var. Pazarlık sırasında mutlaka ve mutlaka maskeli olmamız lazım. Dokunduğumuz ortamlarda virüsün bulunabileceğini düşünerek mümkün olduğu kadar bizim el temasımız, yani tokalaşmamızı, anlaşırken, pazarlık yaparken el sıkışmadan bu dönemde biraz açıkçası uzak durmamız gerekiyor. Bu mesafeyle hareket etmemiz lazım. Şöyle diyebilir miyiz o zaman, kurban alımında dikkat ederken maskeli olalım, mesafemize dikkat edelim. Eğer kişiyle karşılıklı olarak görüşeceksek lütfen aramızdaki mesafeyi bir metrenin üzerine çıkartmaya çalışalım. Karşımızdaki kurban sahibi, satacak kişi de, kurbanı alacak bizlerin de açıkçası bu mesafeye dikkat etmesi lazım ve maskeli olmamız gerekiyor. Bir kurban Artı alımı yanımız, dedik hocam. Bir kurban alımı dedik ve mesafeli olarak anlattınız. İki. Evet. İki, hemen onu söyleyelim o zaman, kurban kesimi sırasında. Tabii burada biraz daha açıkçası an itibariyle her şeyin değişebileceğini düşünerek mutlak ve mutlak maskeli olmamız lazım. Mutlak ve mutlak el hijyenimizi sağlayacak şekilde de hazırlıklı olmamız lazım. Ve birbirimizle öncesinde mümkün olduğu kadar az el temasıyla hareket etmemize dikkat etmek gerekiyor. Bir o zaman kurban kesimi sırasında da açıkçası bizim bunlara dikkat et. Öncesinde hemen el yıkayalım, fırsat bulunca elimizi yıkayalım ve sonrasında da hemen ellerimizi yıkayalım. Şimdi bu noktadan sonra eğer devam edecek olursak yine kurbanla paylaşılması, paylaşma sırasında da şunu söyleyeyim bile, lütfen maskeli olalım ve biz kurban etimizi dağıtırken de mesafemize dikkat edelim. Kapı çaldığında maskeli olacak şekilde kapımızı açalım. Karşımızdaki gelen kişiye biz veya kurbanımızı vereceğimiz zaman bizim maskeli olmamıza dikkat edelim ve mümkünse de her dağıtım sırasında da elimizi lütfen tekrar yıkayalım. Su ve sabunla yıkayalım. Bunlar şimdi kurban tarafı. Bayramlaşmada aynı özelliklere dikkat etmemiz lazım. Sabah namaza giderken bir kendi seccademizi götürmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar açıkçası açık havada olalım. Ve şunu da, aramızda mesafeyle biz açıkçası bayram geleneğimizi yerine getirelim. Çıkışta da bayramlaşmayı bu sefer lütfen ve lütfen mesafeyle ve açıkçası selamlaşarak gerçekleştirelim. Onun ötesinde el sıkışma veya yakın olmadan uzak durmamız lazım ve bu dönemde de maskemizi mutlaka koruyalım. Evimize geldiğimiz andan itibaren de el yüz yıkayarak içeri girelim. Mümkünse kıyafetimizi değiştirip bayramlığımızı giyeceksek veya farklı bir kıyafet giyme şansımız varsa onu değerlendirelim ve sonra tekrar elimizi yüzümüzü yıkayıp
maskeli olalım bu dönem içerisinde. Bayram ziyaretlerini zorunlu olmadıkça lütfen telefonla yapalım ve mümkün olan en güzel bayram ziyareti bu dönemde telefonla yapalım. Ama zorunluluğumuz var, geleneğimiz gereği kısa olması lazım, mesafeli olmamız lazım ve ne kadar kısa görüşebiliyorsak o kadar kısa zaman içerisinde de ayrılmamız gerekiyor. Bizim tüm bunlara bu dönem içerisinde dikkat etmemiz lazım. Peki hocam, eğer dikkat etmezsek burada virüste yayılmasında, bulaş etkisinde bir patlama tehlikesi söz konusu mu? Şimdi şöyle söyleyelim, tabii ki böyle büyük bir araya gelişlerin riskleri var. Onların o bakımdan bu riskleri de almamamız gerekiyor. Onun da altını mutlaka bizim çizmemiz lazım. Böyle bir riskin olabileceğini baştan kabul etmek lazım. Çünkü sonuçta bir kişiden birkaç kişiye bulaşabilen bir virüsten bahsediyoruz ve burada mesafe çok önemli, bir araya geliş çok önemli. O bakımdan bunlara dikkat etmemiz gerekir.